Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet Eylül ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Uzun bir süredir video çekemedim. Şimdiden özür diliyorum sizden. Gerçekten kişisel bazı sebeplerden dolayı uzun bir süre ara vermek zorunda kaldım çekimlerime. Valla ben sizleri çok özledim. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir diyerek artık Eylül ayı yorumlarına Başlamak istiyorum arkadaşlar. Genel bir gündem e, olarak Eylül ayında ne yaşayacağız derseniz aslında 3 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. 11 derecede yaşanacak. Başak Burcu biliyorsunuz biraz mantık burcudur. E, mantığımızın çok ön planda olduğu bir e, yeni ay yaşanacak. Aslında iletişime geçtiğimiz, konuştuğumuz detaylarla e, boğulduğumuz bir e, yeni ay olacak diyebilirim. 11 derece ve yakınlarında da gezegenleriniz varsa bilin ki haritanızda e, bu etkileşime girecektir. Kavuşum karşı kare gibi e, etkilerle veya üçgen ya da seksil yaparak bu 5 e, açıya e, eşitlenecek 11 derece ve yakınlarında bir gezegeniniz varsa bunlardan siz çok etkileniyor olacaksınız. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Peki bu yeni ay bir de Satürn'le karşılık yapıyor arkadaşlar. Satürn'de malum balık, balık burcunda. Balık biraz böyle duyguların burcudur. Su grubundandır zaten. O yüzden e, mantıkla duyguların arasına sıkışmış kalmış bir e, zaman dilimi yaşatacak bizlere diyebiliriz. Tabii ki e, burçlara göre de hangi eve yerleştiğine göre de bunlar birer anlam kazanacak, konu kazanacak diyebiliriz. 18 Eylül'de de balık burcunda gerçekleşecek bir bir kuzey aydım tutulması var. Aslında ki önümüzdeki süreçte yaşanacak olan e, balık tutulmaz balık baş, başak aksındaki tutulmaların ilkini yaşayacağız diyebiliriz. 25.40 derecede kuzey tutulması yaşanacak arkadaşlar. Ama bu tutulma öyle bir tutulma olacak ki gökyüzündeki Neptün, Plüton ve e, Uranüs ile beraber e, bu tutulmanın enerjisi birleşecek ve e, çok güzel bir uçurtma kalıbı oluşturacak. Ani beklenmedik, e, gerçekten köklü bir değişim yaşanacak diyebiliriz. Tabii ki bu dünyada da çok büyük bir yankı uyandıracaktır. Ama biz genelde ülke yorumu yapmıyoruz biliyorsunuz. Kişisel yoruma odaklanalım. E, diğer astrolog arkadaşlarım bunu çok güzel yorumlayacaktır diye düşünüyorum. 25.40 derecede yaşanacak. O yüzden bu tutulmanın etkisi eğer haritalarınızda 25. 25 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa o zaman kare karşı kavuşum gibi enerjilerle size daha da çok etki edecek diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burç yorumlarına geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle eğitimimiz başlıyor. Uzun zamandır bana soran birçok danışanım, arkadaşım var. Buradan hepinizi sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Artık beklenen dersimiz başlıyor diyebilirim. 25 Ekim'de başlayacak arkadaşlar. 9 aylık temel seviye eğitim programı hazırladık sizler için. E fiyatımız da gerçekten dışarıya göre çok çok cazip ama bir fiyat bilgisini buradan paylaşmak istemiyorum. İsteyen arkadaşlar bize WhatsApp'tan ulaşabilir diyorum. Bir de e, Eylül ayının sonuna kadar geçerli olacak kampanyamız devam ediyor. Doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatımız 2500 TL. Piyasada zaten astrolojinin e, yani ne kadar e, yüksek meblalara yapıldığını biliyorsunuz. Biz tanışma fiyatı olarak bunu verdik. E, Birçok danışanım Fazlasıyla memnun kalıyor zaten, fazlasıyla bana e, geri bildirim sağlıyorlar, sağ olsunlar. E, birçok insan e, hayatında büyük dönüşümler geçirdi bu danışmanlıklarımızla beraber e, ve birçok arkadaşına, sevdiklerine de e, bunu paylaştılar. E, şimdi artık e, bu kampanyamızdaki e, son ayımızdayız arkadaşlar. Eylül ayı e, sonuna kadar geçerli bu ekonomik krizde çok... E, Avantajlı bir paketle karşınızdayım yani. E, bu kampanyayı kaçırmayın diyorum. Ve WhatsApp hattımızdan bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır danışmanlıklar için de. Şimdi geçelim Burç yorumlarına. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen Burcu yengeç olanlar. Evet arkadaşlar. Eylül ayında ne dedik? 3 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek 11 derecede. Satürn'den de bir karşılık kalacak. Bu da sizin aslında e, 3-9 dediğimiz akslarınızda gerçekleşecek. Yani 3. ev ve 9. ev konularına işaret edecek. E, baktığımız zaman Satürn Balık Burcu'nda e, bu yeni aya karşılık yaparken aslında duygular ön plana e, ...sokmaya çalışacak. Bir yandan da... ...Başan o titiz, detaycı... ...mantıklı tarafı devreye girecek. Mantıkla duygu arasında bir çatışma yaşayacağız. E, mantıklı planlar... E, ...devreye koyacağız. Belki... Çok fazla iletişime geçeceğimiz bir süreçte olabilir. Zaten üçüncü ev iletişim alanımızdır, eğitim alanımızdır. O yüzden eğitim gibi, seminer gibi, uzak seyahatler, yakın seyahatler gibi konuların içine sıkışıp kalacağız. Uzak akrabalar, yakın akrabalar dediğimiz yerde bir... Tartışma problem yaşayabiliriz. Aslında burada e, sizin söylediğiniz mantık çerçevesindeki tüm konuşmalar, görüşmeler e, bir yerden sonra e, eğer anlaşılmazsa, eğer ki e, takdir görmezse e, hukuki davalar açmak zorunda kalacağınız, belki e, yaptırım uygulamak zorunda kalacağınız bir süreci getirecek e, aslında devreye sokacak. Bu da nedir? Hakkınız olan bir mal olabilir. Bir para olabilir. Ya da ne bileyim iş yerinden ayrılıyorsunuz. Bir tazminat olabilir. Arkadaşlar Konu her neyse siz iletişime geçip hakkınız olanı isteyeceksiniz. Mantık çerçevesinde, hukuki e, koşullar, şartlar neyse o şekilde davranmaya çalışacaksınız. Ama karşı taraf buna itiraz edebilir. E, işte bugün git yarın gel diyebilir. E, veya hakkınız olan bir parayı akrabalarla anlaşıp e, paylaşamıyor olabilirsiniz. Ya da kardeşle paylaşamıyor olabilirsiniz. Ya da... E, ne bileyim eviniz kentsel dönüşüme girecek bir türlü uzlaşıda bulunamadığınız bazı kişiler ve durumlardan dolayı sıkışıp kalmışlık hissedeceksiniz gibi. Yani konu her ne olursa olsun söylediğiniz her şey mantıklı ama takdir görme ihtimali biraz zayıf. Ee, kay... Karşınızdaki kişiler biraz daha kendince bencil e, düşünüyor olabilir, e, sizi zor duruma sokuyor olabilir. Onların ne dediğinden bağımsız hukuki olarak yapmanız gereken süreci başlatın diyor arkadaşlar. Yani e, komşuyla tartışma yapmak yerine e, dava açın ve artık bu işi noktalayın sonlandırın şeklinde. Ya da hakkınız olan bir şeyi kardeşinizle e, veya akrabanızla... Mal paylaşımında bulunamıyorsunuz. Artık onların ne dediğini bırakıp senin ne istediğin önemli diyerek bir şekilde yaptırım uygulatacak, hukuki süreci başlatın diyor. Yani Plüto, Neptün, Uranüs 18 Eylül'deki tutulma etkisiyle birleşecek ve çok büyük bir uçurtma kalıbı oluşturacak arkadaşlar son konuşmalar. Yani burada yapacağınız son konuşmaları 3 Eylül'de yapın. Eğer sonuç alamıyorsanız hemen hukuki bir dava sürecine girin diyor arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki eğitim almak, eğitim vermek, yurt dışına çıkmak gibi konularınız da gündemde olabilir. Satürn malum 9. evinizde eğitim almak için çok önemli bir süreçten geçiyorsunuz. İşte sizi aşağı çeken evdekilerin durumu, koşulu, ihtiyaçları derken Kendinize ayıramadığınız bütçeyi onlara ayırıyorsunuz artık diyor karşılıkta göremiyorsunuz yeter diyor siz kendi yolunuzu çizin kendi hayatınızı kurun. Ee, siz bunları yapmaya başladığınızda doğru yolda olduğunuzu fark edecekler ve karşılık verecekler size eşlik edecekler şeklinde ee, bir vurgu yaratıyor arkadaşlar. Yani burada yurt dışına çıkmak istiyorsunuz ama eşiniz e, aileniz işte bu kadar uzak mesafe seni her zaman göremeyeceğiz gibi serzenişlerde bulunuyor olabilirler. Biz sensiz ne yaparız gibi serzenişlerde. Yani ne yapacaklarını bir kenara bırakın. Eğer burada olursanız kıymetiniz anlaşılmazken uzak olmanız biraz daha iş yani kıymetinizin anlaşılması açısından da güzel bir etki yaratacak diyebilirim. Nitekim bu 18 Eylül'deki tutulma dediğimiz gibi bir uçurtma kalıbı oluşturuyor. Plüto, Uranüs ve Neptünle birleşecek. E, hayalinizdeki evliliği, hayalinizdeki okulu, hayalinizdeki işi kurma fırsatı yakalayacaksınız arkadaşlar. Yani biraz çevrenizdekilerin e, ne dediklerini e, umursamadan hareket ederek kendi yolunuza ve kendi hayallerinize odaklanırsanız. E, bu süreçte e, çok daha e, post patlatırsınız. Eğer odaklanamaz, hala daha onların isteklerini ve taleplerini hayatınızın ön planına koymaya kalkarsanız maalesef ki çok büyük bir krizle yüzleştirip bu sefer değişeceksiniz. Yine bu adım atacaksınız ama biraz daha e, kırılarak, e, üzülerek atacaksınız. O yüzden Bırakın diyor kimin ne istediğini, sen ne istiyorsun diyor hayat sana. Artık e, hayat bu soruyu sorarken siz de isteklerinizi sıralayın ve yapmak için eyleme geçin arkadaşlar. Çünkü çok uzun zamandır e, sizin yani sevdiklerinize karşı kıyamayan bir enerjiniz var zaten. Yıllardır. E, etinizle kemiğinizle bir şekilde onlara kan ve can oldunuz artık diyor yeter yeter o kan ve can sana lazım senin enerjin sana lazım e, artık bunlar kendi ayaklarının üzerinde durmalılar sen kendi hakkını aramalısın kendi yolunu çizmelisin diyen bir harita var karşımızda ve bu e, ciddi anlamda e, gümbür gümbür geliyor arkadaşlar ne kadar buna gönüllü olursanız o kadar pozitif e, geçireceksiniz bu süreci umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz Hoşçakalın.